15 Temmuz'la beraber Erdoğan bir partinin lideri olmaktan çıktı. Bir toplumsal kesimin doğal önderine dönüştü. Ve yer yer neredeyse ona işte halifelik atfedilecek şekilde bir abartılı bir övgü dönemine geçildi. Ve bu dönemin en başat siyasi motivasyonu her ne şartı altında olursa olsun reisi korumak şeklindeydi. O reis kültü bütün o alanı doldurdu ve neredeyse onun hatasızlığı ve hatta hani tövbe ederek söylüyorum günahsızlığı üzerine bir hikaye yazıldı. O yüzden kimse istifa edemiyor korkusundan. Yani istifa etmek bile ona yapılmış bir saygısızlık diye telakki ediliyor. O yüzden kimse pozisyon alamıyor. Çünkü asıl iradenin bir işaret etmesi gerekir ki hareket edebilsin. O yüzden yangını bile söndüremiyorlar. Onun talimatı gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu neye yol açmış? Bu bir siyasetsizliğe yol açmış. Siyaseti o belirleyecek. Zaten böyle bir figür istemedim Erdoğan. Bir tam olarak o böyle bir düzen istedi. O yarattı aslında bu düzeni. Şimdi bu ayak bağı oldu. Şimdi siyaset yok. Niçin? Siyaseti belirleyecek makamlar herkes hareket işaret bekliyor. Onun da aldığı tavır dünle çelişkili. Dün Mısır'la kavga etmek milli politika oluyordu. Bugün Mısır'la barışmak. Bütün komşularla iki tur kavga edildi. İçeride de terörist denilenler, dün övülenler terörist, dün terörist övülenler bugün kahraman statüsüne kavuştu. O nedenle bütün bu çelişkiler yumağı içerisinde siyaset yapmak da zor. Yukarıyı beklemek gerekiyor. Bu reis kültü ve siyasetçilik nedeniyle aktör doğmuyor. Şimdi AK Partiler diyor ki bizde bir siyasetçilik var ve bu bir aktörün doğuşunu engelliyor. Bu neden bugüne kadar sorun değildi. Ama şimdi neden sorun? Bugüne kadar zaten aktör çıkmasını istiyorlardı. O yüzden İstanbul'a Murat Kurum, Ankara'ya Turgut Altınok'ta tercih edildi. Çünkü korkuları şu. Ya İstanbul'a öyle birini koyarız ki 2028'de Cumhurbaşkanı karşısında aday diye çıkar. Ankara'ya öyle kritik bir isim koyarız ki Cumhurbaşkanı rakip olmak ister. Şimdi bu ana kadar zaten aktör doğmasın diye temenni ediliyordu. Şimdi aktör yokluğundan şikayet ediliyor. Niçin? Çünkü 2028'de kimi aday yapacaksınız? Cumhurbaşkanı anayasaya göre aday olamıyor. Muhalefetin de inadı tutarsa tamam sen 2028'de kadar kal dese ne olacak? Kaldın orada. Bir daha aday olamayacaksın. Kimi çıkaracaksın? Bu arada muhalefetin de en az 3 tane aktörü var. İmamoğlu, tabii. Mansur Yavaş, Özgür Özel. Seç al. Şimdi bunun karşısında Cumhurbaşkanı ne yapacak? Öyle bir aktör yoksunluğu var ki seçimden önce şarkıyı bile Erdoğan söyledi yani. Şarkı söyleyecek adam kalmamış yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla şimdi bunun sancısını çekiyorlar. Aktör yokluğu. Bu aynı zamanda öznel irade alamayacak. Yani öznel irade ortaya koyabilen aktörün de yokluğunu getiriyor. Mesela kimse bulunduğu yerde genel merkezin ve reisin, Beştepe'nin tavrını görmeden hareket edemiyor. Ve bu türden siyasetçiler ya bürokrat yapıldı. Bülent Turan mesela böyle bir adamdı. O zaten hareketin doğasından geldiği için irade ortaya koyabiliyordu. Gitti bitti. Onu da yaptılar bürokrat. Süleyman Soylu onu da diskalifiye ettiler. Etkisiz kıldılar. Hatta mümkünse ortalıkta gözükme demeye getiriyorlar. Numan Kurtulmuş onu bakan yaptılar. Abdülhamit Gül ne orada ne burada. Yani böyle adamlar yok ortada. Diğer taraftan elde ne var? Ya bürokratlar var. Murat Kurum gibi. O da iyi bürokrat olsa bile siyaset aktör değil. Bilmiyor yani araziyi. Ya da Ali Yerlikaya. İyi bir vali olabilir, iyi bir İçişleri Bakanı olabilir ki o da tartışmalı. Ama kötü bir siyasetçi olduğu muhakkak. Ya da kim geliyor akla? MİT Müsteşarı Hakan, eski MİT Müsteşarı, yeni İçişleri Bakanı Hakan Fidan. Hakan Fidan işte şu an AK Parti aslında aktör diye değerlendiriyor. Niye? Ki hiç konuşmadığı için. Ve oturduğu koltuktan ötürü. Yani MİT'te oturmuş ya. Tabii. Yani MİT'te kim otursa zaten aktör sayılır yani. Şimdi Dışişleri Bakanı o da aktör sayılır. Ama siyasi aktör değil ki o. Gördük bu kampanyada. Gitti esnaf gezisine çıktı. Ne kaldı hatırımızda? Gittiği her yer bir ilçe hariç CHP geçti. Pendik kaldı. Onu da güç bela aldılar Pendik'i. Hani o da aktör değil. Ya da kim? Tümüyle apolitik unsurlar. Yani apolitik derken siyaset dışı unsurlar. Kim? Damat Selçuk Bayraktar. Ya damat Selçuk Bayraktar
iyi bir eğitim var. İyi bir iş adamı. İtirazım yok. Prestiji de var. Ama prestiji siyaset olmak başka bir şey. Siyaset o değil kardeşim. Dur bakalım, siyasetten çıktığınızda bu iş öyle eğitime bakmıyor, diplomaya bakmıyor. Bu iş işte profesyonel hayata bakmıyor. Öyle olsaydı Türkiye'yi Cem Boyner 30 yıl yönetiyor olurdu yani. O, bu iş servetle, eğitimle, birikimle olsaydı. Siyaset özel bir alan yani. Selçuk Bayraktar girdiğine gireceğine pişman olur gider yani. O da olmuyor. Bak dikkat edersen AK Parti'de Erdoğan sonrasında kimler kalır diye soruyoruz. Ne diyoruz? Bayraktar. Ali Yerlikaya mı olsun? Bayraktar mı olsun? Efendim MİT müsteşarı yani Hakan Fidan mı olsun? Ya bunların üçü de siyasetçi değil. Ya da kim? O boşluğa kimler oturuyor? Efendim Şebnem Bursalı gibi siyasette sonradan, hani AK Parti'ye sonradan katılanlar. Onlar da bu siyasi kodları bilmiyorlar. Ya da yani işte gün geldiğinde AK Parti'ye ayak bağı oluşturabilecek hamleler yapıyorlar. Ve parti o kadar kilitlenmiş durumda ki Şebnem Bursalı'ya bile tepki veremiyor. Çünkü ne yapacağım belli değil yani. Şebnem Bursalı'nın herkes şu an bütün AK Parti kulisinde bu konuşuluyor. Kulise gerek yok. Mustafa Varank'la Bilal Erdoğan'ın WhatsApp görüşmesi kamuoyuna sızdı. Bilal Erdoğan bir de hani tam küfür değil miyim ama sinkaflı bir, hani kaba bir şekilde bu işin cılkını çıkardılar diyor. Bunun üzerine Varank istakoz fotoğrafı gönderiyor. Bütün AK Parti böyle konuşuyor. Şu an zaten bütün AK Parti WhatsApp'ta konuşuyor. Hani WhatsApp gruplarını konuşuyorlar. Herkes bu konuyu konuşuyor. Kimse tutum alamıyor. Kimse tweet atmıyor. Kimse. Niçin? Ya bize söylüyorlar. Bak o söylüyor. Bize söylüyor. Ya bu konuyu konuşun falan diyorlar. Bize yani bizimle paylaşıyorlar. Yahut ne oluyor? Birkaç AK Parti'de tam sınır hattına itilmiş Aydın Ünal gibi yani gazeteciler ya da eski siyasetçilerin bu işi işte ele almasını bekliyorlar. Onlar da nasıl ele alıyorlar? Onlar da sanki Şebnem Bursalı ve diğerleri Erdoğan tarafından davet edilmemiş gibi. Erdoğan onları makam mevki sahibi yapmamış gibi. Erdoğan onları ödüllendirmemiş gibi. Sanki birdenbire AK Parti'ye zorla girmişler gibi anlatıyor. Yahu seni Aydın Ünal, seni AK Parti'den uzaklaştıranla Şebnem Bursalı'yı davet eden aynı irade. Niye görmek istemiyorsun? Seni istemediler, onu istediler. AK Parti'de dünün ihtiyacı oydu, bugün ayak bağı oldu. Fakat bunu söyleyecek adam kalmadı. Meselesi peki. O. Hakan Çelenk. Tabii buradan şunu da hatırlatalım bir yandan. MHP konusunu soracağız ama Aydın Ünal'ı hatırlattığı için izleyicilerimiz bugün bilmiyor olabilirler. Bugün de bir yazı daha yazmış Aydın Ünal. Bu kanserli hücreler bünyeyi hızla kuşatıyor diyor. Kalbe, beyne doğru hızla ilerliyorlar. İşte onun için AK Parti kemoterapi değil. MHP'liler, ne kastettiyseniz onu kamuoyuna söyleyin. Mehmet Şimşek'i kastetmedik. Tamam eyvallah. Ama niye kastetmiyorsunuz ki? AK Partililer bile yaka silkiyor artık. Niye kastetmiyorsunuz? Asgari ücretten memnun musunuz? Emekli maaşlarından memnun musunuz? Ekmeğe gelen, ete gelen, zamdan memnun. Ne değilsiniz? Biliyorum. MHP kitlesini ben tanıyorum. Seçmenini de tanıyorum. Üyesini de biliyorum. İçlerinde var mı yok mudur? Vardır. Ama 20'de bir, ama 30'da bir, 40'da birdir. MHP'lilerin çoğu gariban, garip gureba, fakir fukaradır ya. Ortalık gelir grubundandır. MHP'li odur yani. Ülkü Ocağı'na bir zenginin oğlu yolu düşmüşse de meraktan düşmüştür yani. Oranın kapısını da açan, çayını da kaynatan, orada bekçilik de yapan, gerekirse kavgasını da ölen de yine fakir fukaranın oğludur yani. Şimdi neyi koruyorsunuz yani siz? Kimi koruyorsunuz yani? Size mi kaldı? Neyse onu söyleyin. Mehmet Şimşek'i kastetmediniz. Niçin kastetmiyorsunuz? Niçin? O zaman niye MHP'li belediyeler, AK Partililerden alıp belediyenin kapısına boş levhalarını asıyorlar? Değil mi? Ya da kastediyorsanız niye geri adım atıyorsunuz kardeşim? Ne var bunda? AK Parti'nin bile doğru dürüst arkasında durmadığı bir politikayı savunmak size mi düştü yani şimdi? Şimdi AK Parti'de de bununla ilgili bir rahatsızlık var, onu da söyleyeyim. Bugün köşeme taşıdım. Geçen günkü MYK'da bu Özlem'in de söz ettiği işte kent lokantaları meselesiyle beraber başka başlıklar ele aldı. Ki kent lokantası bahsi açılmışken o beğenmedikleri canım, çünkü Cumhurbaşkanı'na orada diyorlar ki ya bu kent lokantası ahım şahım bir proje değil ama çok iyi sattılar diyor bir MKYK üyesi. Bunun üzerinde
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı diyor ki canım sen de geç şimdi diyor bir proje mi yani falan diyor. Hatta diyor kendileri de biliyorlar onun bir proje olmadığını. Ya o ki böyle Gaziantep Belediye Başkanınız niye gitti taklit etti yeni benzerini açtı. Fatma Şahin tebrik evet. ediyorum helal olsun. Hiç bunu şey yapmadı dert etmedi. Örnek aldı. Bir model olarak benimsedi gitti Gaziantep'e açtı. Tebrik ediyorum iyi yaptı. Eğer bu kadar kötüyse niye Gaziantep'te açtınız? Yarın pıtırak gibi bir her tarafta açacaklar. Açacaksınız bunu. Yerel tatlara yer verilmiş orada şimdi, da. Şimdi kardeşim zaten Gaziantep başlı başına bir mutfak. Ne yapacaktın yani? Gaziantep'te hamsi mi yiyecektin yani? Ne hamsi Gaziantep mutfağı yani? Ne yapabilirsin ki? Mullama mı yapacaklar size Gaziantep'te? Şimdi dolayısıyla orada da bak bu modeli alıp orada uyguladılar. Tebrik ediyorum. Şimdi hani kötüydü? Hani proje değildi? Hani efendim... belediyenin bedava dağıttığını bunlar parayla verip propaganda yapıyorlardı. Hani Murat Kurum neler söyledi seçimden önce? Tabii. Şimdi Fatma Şahin'i aldı uyguluyor. Neyse MKYK toplantısında geçen hafta başka meseleler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı MKYK daha geniş bir organ. MKYK onun içinden çıkan daha dar bir organ. MKYK'da değişikliğe gideceğinin sinyalini vermiş. İşte MYK'da nasıl bir yol yürüyeceğimizi belirleyip ona göre karar alacağız demiş. Şimdi bir tarih vermemiş ama MKYK üyeleri bunun yakın zamanda bir değişikliğe delalet ettiğini söylüyorlar. O yüzden önümüzdeki günlerde AK Parti'de bir değişim dalgası olabilir. Ne olabilir? Onlardan biri Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir olabilir. Çünkü Erkan Kandemir son kurultayda bu partinin yönetim katını şekillendirenler arasındaydı. Hamza Dağ ve Fatih Şahin ile beraber. Bir diğer isim Genel Sekreter Fatih Şahin olabilir. Onunla da ilgili bu türden iddialar var. Ki kendisine de sordum bu arada. Dedi ki ben zaten 8 yıldır parti yönetimindeyim. Yani bir gün bir fatura çıkarılırsa bunu da anlayabilirim dedi. Bir diğer isim Hayati Yazıcı. Çünkü seçim işlerinden sorumlu. Siyasi işlerden sorumlu yetkili. Bir başkası seçim işlerinden sorumlu olan Ali İhsan Yavuz. İlk etapta Ali İhsan Yavuz gidebilir. Yani Ali İhsan Yavuz'a bir şeyler olabilir. Hiçbir şey olmasa yani, da bir şeyler şey olabilir Ali İhsan Yavuz'a. Hiçbir şey olmasa bile Ali İhsan Yavuz'a bir şey olabilir. Onu söyleyeyim. Ali İhsan Yavuz hazır olsun, tetikli olsun, ona bir şey olabilir. Bir diğeri işte... Yusuf Ziya Yılmaz, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, o da yerel yönetimlerden sorumlu başkandı. O da Hayati Yazıcı ile beraber yakın temasta olan bir ekip, bir siyasetçi. Onun da tercihleri nedeniyle bu işten sorumlu tutulabileceği belirtiliyor. Siyasi cenah böyle. Bir diğeri ise, şimdi tabii bakanlar, kabineli de bir tırpan gelebilir. İlk son MKYK'da Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı çok sertçe eleştirmiş. Randevularla alakalı olarak çok şikayetin geldiğini söylemiş. Ve bunu seninle beraber ele alacağız ve çok sert önlemler alacağız demiş. Bu da özellikle Bakan Koca'nın 14-28 Mayıs'tan sonraki performansının Cumhurbaşkanı tarafından beğenilmediği şeklinde yorumlandı. Bir diğeri Cevdet Yılmaz'a dönmüş Cumhurbaşkanı. O ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ekonomiden ve Kürtlerden sorumlu öyle söyleyeyim. Seçim döneminde işi gücü bıraktı. Kürtleri ikna etmek için ilçe ilçe gezdi. Ekonomiden ve Kürtlerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da bu çarşı pazar ve fiyatlarla ilgili işte sert önlemler olacağız demiş. Ama Cevdet Yılmaz ne yapsın yani? Bu da bir ihtar olarak kayıtlara girmiş. Şimdi ben AK Partili yetkililerle konuştuğumda şöyle dikkat çekici bir manzaraya dair izlenim edindim. O da şu. Diyorlar ki partimiz öyle bir 3-5 birime müdahale etmekle birkaç koltuk sahibini yerinden kaldırmakla çözülecek ölçüde dar bir sorunla karşı karşıya değil. Küçük bir sorunla karşı karşıya değil. Sorun olduğundan daha büyük. 3-5 birimi değiştirmek, birkaç kişi koltuğundan kaldırmak meseleyi çözmeyecek diyorlar. Diyorlar ki, örneğin CHP başarısız olsaydı sadece yerel yönetimlerden sorumlu kişi mi eleştirilir ya da o sorumlu tutulurdu? Hayır. Bir önceki seçimde bizde genel başkanı. Bravo. Bizde de aynı tablo var. Peki dedim ki sizdeki tablo ne? Dediler ki, bizde bir siyasetsizlik havası var. Yani parti siyaset yapmıyor. Ve bu nedenle siyasi aktör çıkaramıyoruz.
Aslında bu siyasi aktör çıkaramıyoruzun bir arka planı var. O da şu, 2014 ve 2016 süreçlerine, yani 17-25 Aralık ve onu takip eden süreçte 15 Temmuz'la beraber Erdoğan bir partinin lideri olmaktan çıktı. Bir toplumsal kesimin doğal önderine dönüştü. Ve yer yer neredeyse ona işte halifelik atfedilecek şekilde bir abartılı bir övgü dönemine geçildi. Ve bu dönemin en başat siyasi motivasyonu her ne şartı altında olursa olsun reisi korumak şeklindeydi. O reis kültü bütün o alanı doldurdu ve neredeyse onun hatasızlığı ve hatta hani tövbe ederek söylüyorum, günahsızlığı üzerine bir hikaye yazıldı. O yüzden kimse istifa edemiyor korkusundan. Yani istifa etmek bile ona yapılmış bir saygısızlık diye telakki ediliyor. O yüzden kimse pozisyon alamıyor. Çünkü asıl iradenin bir işaret etmesi gerekir ki hareket edebilsin. O yüzden yangını bile söndüremiyorlar. Onun talimatı gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu neye yol açmış? Bu bir siyasetsizliğe yol açmış. Siyaseti o belirleyecek. O ama da, zaten böyle bir figür istemedi Erdoğan. Bir tam olarak kabinede. O böyle bir düzen istedi. O yarattı aslında bu düzeni. Şimdi bu ayak bağı oldu. Şimdi siyaset yok. Niçin? Siyaseti belirleyecek makamlar herkes hareket işaret bekliyor. Onun da aldığı tavır dünle çelişkili. Dün Mısır'la kavga etmek milli politika oluyordu. Bugün Mısır'la barışmak.